Zeynep Erataman, Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le birlikte az sonra piyasa açılışını karşılayacağız. Öncesinde ise Alaçatı Yatırım Menkul Değerler'de Hazine Müdürü Arda Coşar bizi bekliyor. Arda Bey, günaydın. Neler beklersiniz haftanın son işlem gününde? Günaydın. Baktığımız zaman dolar bu hafta içerisinde çarşamba gününe kadar değer kaybetme eğilimindeyken çarşamba günü itibariyle bu şekil değiştirdi, yer değiştirdi. Baktığımız zaman çarşamba gününe kadar dolar diğer gelişmiş ülke para birimine karşı değer kaybediyorken çarşambadan itibaren dolar değer kazanmaya başladı. Baktığımız zaman bu sabah itibariyle de değer, devam ettiğini görüyoruz. Euro dolar da aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Bugün veri akışı açısından ABD tarafında kişisel tüketim gelir verileri var. PCE enflasyon verileri var. Önemli olabilir. Bunun dışında Euro bölgesinde sanayi ve tüketici güveni, yurt içinde ise ticaret dengesi verileri söz konusu. Genel manasıyla Euro dolarda şu an aşağı doğru bir baskılanma var. 1.2180 desteğini test ediyor. Eğer bunun aşağısına gelmesi durumunda bir miktar daha baskılanmanın devamını görebiliriz. 1.2150 seviyesine kadar. Bu açıdan bugün doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı bir miktar değer kazanma aşamasında olduğu söylenebilir. Altına gelince altın 1910 dolarlı seviyelerden hem doların değer kazanması hem de ABD tahvil faizlerine görülen yükselişle beraber 1900'un aşağısına geldiğini görüyoruz. Şu anda 1890 seviyesini test ediyor. Daha önce test etmişti, buradan geri dönmüştü. Bugün yine bu seviyeyi test ediyor. Eğer 1890'ın aşağısına gelirse 1870'lere kadar bir baskılanma altın tarafında da görebiliriz. Kısacası bugün bu sabah itibariyle fiyatlamalara baktığımız zaman doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı ve altına karşı değer kazanma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Yani. Alaçatı Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız notlar için. Birazdan piyasa açılışını karşılayacağız.